Suzan'cığım, biraz daha iyi misin? İyiyim canım, iyiyim. Bak istersen bugün hiç çalışma. Sen git eve dinlen ha. Ay Betüş, nasıl gideyim? Orası tımarhane gibi oldu. Keşke mümkün olsa da burada yaşasam artık. Merhaba, açık mısınız? Aa, açığız açığız. Buyurun. Ben siparişlerinizi alacağım. Suzan. Ay merak etme hayatım. Burada evde olmaktan daha mutluyum. Bilin bakalım kimler geldi. Merhaba. Sen ne kadar büyümüşsün böyle hayatım. Maşallah. Suzan, sen nasılsın? Aman, hala aynı. Hadi siz geçin oturun, ben kafeyle ilgilenirim. Suzan, çok üzülüyorum. Merak etme, iyiyim hayatım, iyiyim. Eda'cığım hadi geç bakalım. Ay, benim halası hala onlarda mı? Aa, evet de sen nereden biliyorsun? Aa, sen yokken yardıma geldim. O arada öğrendim. Neyse, onları boş ver. Siz neler yaptınız çok merak ediyorum. Tatilimiz harika geçti. Ama sizleri çok özledik doğrusu. Biz de. Biz de. Annem her gün seni andı. Ay, sabah uygunsuz bir zamanda beni görmeye geldi. Ha, aklımdayken Perihan teyzeyle annemin arasında ne oldu? Küslermiş galiba. Çocuk gibi birbirlerini yediler. Ne oldu? Yaşlı periler balosuna giderken güzellik yarışına girmişler. Dur sana anlatayım da gül biraz. Bizim iki yaşlı peri baloya gitmeden önce peri güzellik merkezinden randevu almışlar. Aksi gibi ikisine de aşağı yukarı aynı saatte randevu vermezler mi? Kolay gelsin. Beni hemen alacak mısınız? Buyurun Dudu Hanım, siz bekleyin. Perihan Hanım'ın işi bitince sizi alacağız. Perihan, sen de mi buradasın? Hoş geldin hayatım. Ama Perihan Hanım'ın saçına daha yeni başlamışsınız. Ne zaman onun işi bitecek de beni alacaksınız? Sihirle yapıyoruz Dudu Hanım. Sadece 3 dakika bekleyeceksiniz. Bana 6'ya randevu vermiştiniz. Saat 6:01 geçiyor. Sihir atları çok doluydu. Onun için geciktim. Bana da 6:03 gece dediler. Ben 6:02 kala geldim. Doğal olarak senin sıranı bana verdiler hayatım. Periler hanısın diye sana ayrıcalık yapılmış şekerim. Dümdüz terbiyesizlik bu. Sinirlenmeyin Dudu Peri, sadece 3 dakika bekleyeceksiniz. O zaman beni önce maniküre alın. Maalesef yalnızca 2 kişi çalışıyoruz. Perihan Hanım'ın işini bitirelim, hemen alacağız. O zaman beni niye 3 dakika önce çağırdınız? Niye manikür yapmıyorsunuz? Niye saçım yapılmıyor? 5 dakika sonra balo başlayacak. Geç mi kalayım? Üzülme Duducuğum. Sen de az solistler gibi salona en son girersin. Şımarık. Ay geç geleyim de seni öne alsınlar diye sihir atlarını karıştırdın değil mi? Aşk olsun Duducuğum. Ay boşuna ellerine manikür yaptırma. Biraz sonra o güzel ellerin maymun eline dönecek. Sakın kalkışma, seni çok fena yaparım. Yaptım bile. Çabuk bunu düzelt. Önce özür dile. Tabii ki dilemeyeceğim. Tabii ki böyle kalacaksın. Olamaz. Periler anına yapılır mı bu? Lütfen güzellik merkezimizi terk eder misiniz? Sizin saçınızı yapmayacağız. Evet, derhal terk edin burayı. Derhal. Terk ederim. Hem sizden daha güzel sihirli saç modelleri yapabilirim. Belki 3 dakikada değil ama 13 dakikada. Bir dakika Duducuğum. İzin ver de balo için saçlarını ben yapayım. Sakın! Ay harika oldu. Birbirlerine öyle bir sihir yapmışlar ki birbirlerini affedene kadar ikisi de düzelmeyecek. Allah muhabbetinizi arttırsın. Niye geliyorsunuz kız böyle? Ne kadar meraklısın Suzan teyze. Ya nasılsa duyamaz. Yok canım bir şey. 2 kardeş birbirimizi bulmuşken havadan sudan konuşuyoruz. Evet. Özel yani. Ben gideyim madem. Ay çok üzülüyorum bu Suzan'a. Yani o bana her şeyini anlatıyor. Biz ona hiçbir şey paylaşamıyoruz. Senin söylediğinle kulağın duyuyor mu Betüş? Ne diyelim yani? Biz ikimiz periz, istediğimiz her şeyi yapabiliyoruz mu diyelim? Aa, olmaz öyle şey. Bir gün peri olduğumuzu öğrendiğinde özür dilersiniz. Demek ki o gün hiç gelmeyecek. Yavuz nasıl? İyiyim işte.
Ya bugün kayınpederim Sadık Bey onunla toplantı yapmak istediğini söylemiş. Çok önemli bir mevzuda. Senin haberin var mı? Yo, ne oldu ki acaba? Bilmiyorum ki.